Çarkı feleği ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyız. Sosislere bayılırım ben. Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. Nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin, ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için çok geç değildir. Hayır, izin vermeyeceğim. İstediği yememi mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır, yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpacağım anne. Hayır hayır, hamam böceklerini yemeyi tercih ederim. Yine de benim iştahı açıcı pizzama hiç uymuyorlar. Kolumu saldırdılar. Hayır, böyle bir şeye imza atmadım. Julie, sen ne bekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak, ne kadar havalı oldu. Uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim. Sosis pizzanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosisli sandviçlerden daha çok lezzetli. Julie, benim lezzetli yemeğini ısırmana zorluyorsun. Bunu memnuniyetle yaparım. Ne yapıyorsun? Sosislerime dokunmana kim izin verdi? Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. Vay canına. Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından pizzayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Bu da uygun. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. Defol. Oh, Mila'nın ağzında artık hamam böceği krallığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? Okay. Bu türde ne alacağım acaba? Hayır. Solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim, solucanlara değil. Yaşasın. Hubba Bubba'yı severim. Harika. Şimdi çarkı feleği döndürme sırası bende. Bu haksızlık ama. Neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor? Onlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet, seni kıskanmıyorum. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. Haklısın, neyi bekliyorum ki? Bu sakızları pizzanın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Hardlock ve çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Tadam. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet, havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. Bu ne durumun pislik? Hayır, bu çok fazla. Teleskop pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak. Bu ceza ne de ya? Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. Nasıl peki? Julie hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okay. Tabii, neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar hıvılı. Sakız ve pizzanın birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be, o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olur. Ne oldu? Neredeyim ben? Bunun yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmamın için bir şans. Onları olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıyı yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez.
Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Oh, yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuvalet çok komik görünüyorsun. Okay. Bakalım bu sefer beni de ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. İşte bunu anlıyorum. Şans. Jelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım, gözlerim parmaklarında. Neyse, yeter bu kadar güldüğümüz. Deneme zamanı. Nasıl peki, lezzetli mi? Çok. Eminim pizza inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. Ahtapot mu? Onlar çok küçük. Sümüklü ve iğrençler. Pizzanın ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet, çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ben de jelibon isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Julie, her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mira, sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu arada potları gerçekten tatmak istemiyorum. Umarım içinde bana yapışmazlar. Zavallı Mira, buna bakmak bile çok iğrenç. Tabii yani, bunlar arada pot. Doğrudan dile yapışıyorlar. Julie, sen de bu komik mi? Bu hiç komik değil. Al bakalım. Of, bu neydi? Buna nasıl cüret edersin? Artık ahtapotların hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kurtaramayacaksın. Al bakalım. Ay, ne iğrenç bir şey. Julie, sen çok acımasızsın. Hiç de bile, sadece adil biriyim. Aha, afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben kazandım. Evet ya, patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm, böceklerini sever misin? Onları alacaksın. Julie, hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. Julie, şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun, lezzetli olsun. Hayır ya, ne olur olsun ama sarımsak olmasın, o çok kötü kokuyor. Garip, neden yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Hey, dikkatlice bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi üzerime astılar? Hey, neyse. Tamam, önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak soyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ileteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler, sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeye geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Onu nasıl yiyeceğim? Kalbim çok güzel.
Sürekli kaçıyorsun. Ceza çağrısı zamanı. Kahretsin, hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğreneceğiz. Hadi. Bak, eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun beni, düşüyorum. Oh hayır, sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım, iyiyim. Vay canına, patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil, hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Çikolataya bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Kazanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzanın en azından lezzetli olandır. Diğerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim, tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmamla ağzım sulandı. Ellerinizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu nasıl yapıyorsun? Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay! Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, pizzalarım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim cesaret edebildi? Of, sizi hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. Pekala, en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay, işte bu. Söylemiştik sana. Evet, gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsağım var. Aman. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim, bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır, istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne iğrenç bir şey. Şimdi ağzımdan bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu kokuyu alıyorum. Nasıl kokuyor, korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yemesi hırsızlandı. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza.
Yeter saçmaladın. Niye de onu yemelisin? Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Vazonda. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, sprey işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. Harika. Julie sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzümün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtulabilirim. Vay canına, ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Julie, aferin sana. Ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? Tamamdır. Artık sarımsak yok. Vay be, benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Julie, üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. Kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kahretsin, TikTok'a şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü leziz yemeğim olmalıydı yani. Tatlım, en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Sevimli bir tane TikTok şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alex, sıra sende. Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretsin, şimdi tüm TikTok masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Julie, geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil, bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek kadar var. Danneler, tüm şekerler benim. TikTok'a bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin, bizimle paylaşmadın bile. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Dadam, bir şekerlerimiz bizim. Kımıldamayın. Çalmakta nasıl utanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Eller yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila, bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Kahretsin, hiç TikTok'ım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü var, bende ise bir tane jelibon göz var. Bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mila üzüldü. Sanırım şakam onu neşelendirecek.
Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Aa, boğulacağım ben. Mira senin yüzünden Julie zarar gördü. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Aa, bu da ne böyle? İğrenç. Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözünü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çabucak yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Ne o neler? Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. Belki sen benimle paylaşabilirsin. Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızlar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Gözde Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Entrix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey. Ben senin çöp kutun değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Çikolatayı birkaç lezzetli parçaya nasıl böleceğime dair bir fikrim var. Vitesleri bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine ağlamaz. Al bakalım Twix. Önemli olan testerenle bizi incitme. Size ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Bayağı güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata ve mükemmel neyle birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Ay, neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, Twix gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Ben de ten de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. Vay canına, Alex böyle bu kuleyi dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu kuleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok istiyorum. Ama çok iştah açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Siz ne yapıyorsunuz? Kulem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Alex, bizi affet. Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Vay canına, burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet, çok fazla cipsiniz var. Bende ise çok küçük bir cips tanesi var. Onu iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyüteciyle yapabilirim. Nice. Örnek
çok iştahçı görünüyor. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerden test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Anne, sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dökmüştüm. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Cipsler çok lezzetli. Yeter artık. Kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl değişine vereceğimi biliyorum. Bu cips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Brokoli olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi. Tadı iğrenç. Ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekerse ve onunla ilgilenersem kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. Sen ekiyorsun ama biz azı çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Ne kadar beklemem gerekecek? Siz ne bekliyorsunuz? Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulanıyor. Aslında sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumları sulamak için suya ihtiyacım var. Çocuklar bir şeyler oluyor. Titriyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet, çok güzel. Şimdi onu yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Gross. Yeter artık güldüğünüz. Miraç, şimdi senin sıran. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki ondan kurtulabiliriz. Bakın, Mickey Mouse var orada. Nerede? Ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Kurdu ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Bitirdim hepsini. Hayır, attıkların. Ben de kılıç olduğumuzu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun.